Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. Daha önce sadece bu görünen beyaz kısımlarıyla ördüğümüz modelimizi arasına renkli ipimizi katarak bir hareketlilik kattık ve farklı bir çalışma, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve örersiniz çalışmamızı. Şöyle bakalım yine başlangıcında 4 tane gruptan örerek modelimize başlatıyoruz ve köşelerimizi çifterli örüp aralarda birer grup halinde örerek modelimizi başlatarak dilediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. İstediğiniz marka ve e, renkteki iplerimizle örebilirsiniz. Yalnız tek dikkat etmemiz gereken noktamız tığımızda ipimizin uyum içerisinde olması. E, gerisi tamamen zevkinize kalmıştır. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Bir ebrolü bir de beyaz ipimi kullanıyorum. Sizler dilediğiniz renkteki iplerimizle örgümüzü yapabilirsiniz. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Birinci zincirime gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle bir yuvarlak yaptım. Bakınız orta boşluğumuzu hazırladık. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Hazırlamış olduğum yuvanın içerisine girerek trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yine yuvamın içerisine giriyorum. 1 ve 2. 3 tane trabzanım oldu. Birisi zincir, diğer ikisini ise bir defa dolayıp iki seferde kapadım. Trabzanlarım araya bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuvanın içerisine girerek bir başını doladığımı ve her iki ilmeğimizi ikinci kez kapatıyorum. Tekrar bir defa başını doluyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımızı ördüm. 3. trabzanım için 1 2 3 tane trabzan araya bir zincir bakınız birincisinde ilk trabzanımızı zincir çekerek örmüştük yanındaki iki trabzanımıza birer başını dolayarak iki defa da kapadık araya bir zincir 3 tane daha trabzanımızı ördük yeniden bir tane zincirimizi çekelim tığımızın başını dolayarak yine yuvaya giriyorum bir ikincisinde kapadığım trabzanımı ilkini tamamlıyorum. 1 ve 2. 2 trabzanım oldu. 3. trabzanım için doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 ve 2. 3 trabzanımı bu şekilde tamamladım. 3. trabzan sonrası hemen bir zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 2 Başını doluyorum. 1 bakın doladığımı birinci de kapatıyorum iki tane bakınız ilmeğimiz var 2 başını doluyorum 1 ve 2 3 trabzanımı ördüm 1 2 3 4 4 tane üçer trabzanımızı ördük aralarına da birer zincirimizi çektik ve birinci başlangıç göbeğimizi bu şekilde hazırladık şimdi geçişimizi yapıyoruz bir zincirimi çekiyorum ilk başlangıçtaki Bakınız 3 zincir çektiğim yerin tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve sadece ilmeğimi geçiriyorum. İlmeğimi geçirdim. Başlangıçtaki şu kalan ipimizi zincirimizi çekerken bakınız uç kalan ipi şu şekilde sıkıştıralım. Sıkıştırdığımız zaman buradaki göbeğimizin kapandığını göreceğiz. Şimdi ebroli ipimle ikinci rengime başlamak istiyorum. Bakınız bir zincir çektim. Trabzanımı üzerine hemen battım. Zincirden oluşan trabzanımın üzerine. Buradaki ilmeğimi şu şekilde uzatıyorum. Hemen ebrolü ipimi alarak örmeye devam ediyorum. Evet ebrolü ipimizi alarak hemen örmeye başlayalım. Üçer tane trabzanımızın olduğu noktalar arasına batarak örüyoruz. Bakınız her üç trabzanımız aralarda bir zincirimiz vardı şimdi ilk üç trabzanımın olduğu yerden başlıyorum bakınız ilmeğim burada hemen bir ile ikinin arasına giriyorum ikinci ipimi alıyorum Dilerseniz düz renkte de tercih edebilirsiniz şöyle düğümüm attıktan sonra bir iki üç zincir çekiyorum hemen yanına batıyorum Bakınız 3 zincir çektim yanına battım şu şekilde oluşturdum şurada bir zincir çekerek atladığımız noktayı görmekteyiz. Hemen buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirin olduğu yere ve 3 trabzanımızın birincisi ile ikincisinin arasına giriyoruz. Şöyle bakın. Buraya 4 zincir çektim. Atlayacağım yere hemen batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip dibine batıyorum. 2 ile 3. trabzanımın arasına. tekrar bir zincir çektiğim yere geldim 4 zincir çekiyorum burayı atlıyorum 1 ile 2. trabzanımın arasına batıyorum 1 2 3 hemen 2 ile 3. trabzan arasına giriyorum tekrar bir zincir çektiğim köşenin olduğu yere 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 köşelerimize 4 zincir aralara üçer zincirimi çekiyorum. Batmıyorum. 1 ile 2'nin arasına batıyorum 4 zincirimi. 1 2 3 hemen dibine batıyorum. Şuradaki köşe bizim olduğu yerdeyiz. 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve başlangıç noktasındaki bakınız mor yere gelerek sadece batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve şöyle uzatıyorum. Şimdi beyaz ipimizle örmeye devam edeceğiz. Hemen burayı şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Bir zincir çektiğimiz yere 4 zincir çektik. 1 ile 2'nin arasına 2 ile 3'ün arasına da 3'er zincir çekerek şu şekilde görüntümüzü oluşturduk. Aşağıdan beyaz ipimizi alarak örmeye başlayalım. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz. Bu kez ebru ipimiz kalıyor. Beyaz ipimi alıyorum. şekilde içten alırsak daha rahat ederiz. Şöyle alalım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Hemen doldurmaya başlıyoruz. Bakınız beyazın olduğu yere giriyorum. Bakın. Ebru'lu ipimin olduğu yere değil. Aşağıdaki bir zincir çektiğim bölümleri ayırdığım kısma giriyorum. Batıyorum. 1, 2. Tekrar Aşağıdaki beyazın olduğu yere giriyorum beyazdan alıyoruz maviden almıyoruz yani ebrol ipimizin bölümünden değil alt bölümden alıyoruz zincirimizi çektik 2 de trabzanımızı ördük toplam 3 trabzanla tamamladık araya bir tane zincirimi çekiyorum şu kısmı atlıyorum bakınız 3 zincir çektiğim kısmı atlıyorum aradaki bölüm arası olan yere gelerek yine bir zincirimin olduğu yere batıyorum bir zincirimin olduğu yerdeyim bakın bir defa başını doladım 1 2 iki. ikinci kez tekrar giriyorum 1 2 3 tane trabzanımızı bu şekilde örüyoruz bir defa doluyoruz iki defa da kapatıyoruz araya bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere 3 tane daha trabzanımı örerek çiftli köşelerimi oluşturuyorum 2 ve 3 Bura başlangıç olduğu için bir defa yapmıştık. Bitişli ikinciyi tamamlayarak bu grubumuzun çiftini de tamamlayacağız. Bakın 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzanımı ördüm. Grup arasına bir zincirimi çekiyorum. Buradaki araya batmıyorum. Bir zincirimizin olduğu köşeye yukarıda da 4 zincir çekmiştik. Bakınız oraya tığımın başını bir defa doluyorum. Alttaki beyaz bölümden alarak örüyorum. 1, 2, Buraya da 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Araya bir zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımızı aşağıdaki bir zincir çekmiş olduğumuz bölümden alarak ördük ve köşelerimize bakınız 3 trabzan bir zincir 3 trabzan şekliyle oluşturuyoruz tekrar geçiş arasına bir tane zincirimi çekiyorum yine bu elimle gösterdiğim bakınız alttaki bir zincir çekmiş olduğum yere tığımın başını doluyorum atıyorum 1 alttan giriyorum 2 alttan 3 trabzanımı örüyorum tekrar bir zincir 3 trabzan yine aynı yere örüyorum 1 2 ve 3 köşemizi burada da tamamladık 3 trabzan bir zincir 3 trabzan şekliyle geçiş arasına bir zincirimi çekiyorum buradaki köşe çiftimizin ilkli grubunu başlangıçta örmüştük şimdi bitişte de aynı yere batarak buradaki bölümümüze köşemizi çiftli olarak tamamlıyoruz. Yani çiftten kastımız 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak bakınız şu şekilde tarak oluşturmuştuk. Birinci grubunu ördük. Şimdi bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Beyazından batarak 1 2 ve 3 şu şekilde örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve 3 zincirle başladığım ilk trabzanımın tepesine sadece geçişi yaparak bırakıyorum ve bu şekilde bakınız başlangıç ve çift köşelerimizin olduğu bölümü tamamlamış oluyoruz. Ebru ipimi alıyorum. Yine 1 ile 2'nin arasına giriyorum. Bakınız şuradaki ilk grubun 1 ve ikincisinin arasına giriyorum. Şöyle aşağıdan alıyorum ipimi ayarlamasını yapıyorum öne doğru çıkarırsanız ilk önce daha rahat edersiniz şu ipimizi yarımlamayalım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yanına batıyorum bakın trabzan aralarımıza üçer zincirli battım gruplarımızın arasındaki bir zincirlik bölümümüzü görmekteyiz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzandı. Buraya batmıyoruz. 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Buraya batmadan hemen buradaki ikinci trabzan grubumuzun 1 ile 2'nin arasına batıyorum. Buraya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen 2 ile 3 arasına batıyorum. Şu şekilde bakınız. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Aradaki geçiş noktamız vardı. Bakınız bir dahaki dönüşümüzde bu bir zincirin içerisine de modelimizi öreceğiz. 3 zincirimi çektim. Sadece köşelere 4'er zincir çekiyoruz. 3 zincirimi çektikten sonra hemen araya batıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz ilk trabzan grubunun 1 ile 2 arasına 1, 2, 3 hemen 2 ile 3 arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 gruplar arasındaki köşemizdeki ayrım yerine ise 4 zincir çekiyorum ve buraya batmıyorum. Hemen diğer bölüme batıyorum. 1, 2, 3 yanına batıyorum. 1, 2, 3 bakınız yine aramızın olduğu bölümümüze geldik. Aramızın olduğu bölümde burada yapmış olduğumuz gibi batmıyoruz. Bakınız bir zincir çektiğim yere diğer trabzan arasına gelerek batıyorum. 1 2 3 trabzanın yanına batıyorum 3 3 ortadaki ayıran bir zincirin bulunduğu nokta ise 2 3 4 zincirimi çekiyorum trabzanın 1 ile 2'nin arası diğerine batıyorum 1 2 3 bir zincirin olduğu noktaya batmıyorum diğer tarafa tekrar 1 2 3 hemen yanına batıyorum ortadaki bir zincirlik nokta yani buluşma noktasına geldim 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum diğer 3 trabzanın ilkine batıyorum 1 2 3 yanına batıyorum şöyle görelim 1 2 3 diğer bölüme geçişimizi şu şekilde yapıyoruz bakınız köşelerimiz arası geçiş. Dibine sadece batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle de açılmasın diye uzatıyorum. Bu şekilde bakarız. İkinci grubumuzun üzerinin ebrolü bölümünü tamamladık. Şimdi beyazımızla devam edelim. Tam köşelerden örelim. Bakınız şuradan köşenin ilk grubunu önce başlangıçta bitişte de ikinci grubunu ördüğümüz zaman hiç karışıklık olmadan çok rahat bir şekilde örerek örgümüzü istediğimiz büyüklüğe getirene kadar devam edebilirsiniz. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Hemen buraya giriyorum bakınız. Beyazdan almaya dikkat edelim. Üstten değil mutlaka beyazın içerisine girelim. İlmeğimi öne çekiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. Birincisini zincir olarak tamamladım. İkincisini, üçüncüsünü ördüm. Başlangıçta birinci grubu bitişte ikinci grubu yapacağımız için burayı tamamladık. Şimdi şu kısımda bakınız bir zincir çektiğim yer var. Alttaki beyazımızdan görmekteyiz. Gruplar arası bir zincirimi çekiyorum. Alttaki bir zincirin olduğu bölüm arasına giriyorum. Bir, iki, üç tane trabzanımı bu ara noktaya örüyorum. 3 trabzanı tamamladıktan sonra hemen bir zincirimi çekiyorum. Köşemizin olduğu noktaya geliyorum. Aşağıdan bir zincirin içerisine giriyorum. Bakınız. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2 ve 3. Araya bir zincir köşe olduğu için burayı hep çiftli götüreceğiz. 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak modelimiz bitene kadar yani örgümüz bitene kadar bu köşelerimiz aynen çiftli olarak devam edecek. Zincirimi çektikten sonra ikinci üç trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanım biter bitmez bir zincirimi hemen ilave ediyorum. Ve bakınız aşağıda şu kısımda bir tane zincirle bölümleri ayırdığımız kısmı görmekteyiz. Tavanın başını doluyorum. Beyazın olduğu yerden girerek 1 2 ve 3. 3 trabzan tamam olunca hemen bir zincir köşe bize gelmekteyiz. Bir zincirin olduğu yere bir defa başını dolayarak batıyorum. 1 3 trabzan ardarda da örüyorum. Araya bir zincir tekrar 3 trabzan bakınız 3 trabzan bir zincir 3 trabzan köşelerimiz bu şekilde devam edecek 1 2 3 3 zincirimi çektim ve bir zincirime batmadan diğer 3 trabzanın aralarına girerek örüyorum 1 2 3 hemen dibindeki yere batıyorum aradaki bir zincirin olduğu yere 4 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 ve buraya batmadan trabzan arasına giriyorum önce 1 ile 2 sonra 2 ile 3 batıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen yanına batıyorum tekrar bir zincirimin olduğu ara noktaya geliyorum 1 2 3 batmıyorum trabzan aralarına giriyorum 1 2, 3, sadece köşelerde 4 zincir çekelim. Diğer yerler 3 zincir yeterli. Hemen köşemize geldik. Bakınız. Giriyorum. 1, 2, 3 araya batıyorum. Köşenin olduğu yere 4 zincir. 1, 2, 3, 4 batmıyorum. 1 zincir olan yerlere lütfen batmayalım. Hemen trabzan arası. 1, 2, 3 hemen yanına batıyorum. 1 2 3 batmıyorum trabzan arası bu şekilde bütün köşelerimizi ve zincirlerimizin olduğu yerleri atlayarak başlangıç yerimize kadar örerek ilerleyelim beyaz ipimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim ama biz burada beyaz ipimizi gördüğümüz noktada değil, başlangıç noktasına kadar sıramızı tamamlamak durumundayız. Onun için nereden başladıysak oraya kadar ilerliyoruz. Burada ilmeğimizin olması bizim için bu sırayı ördüğümüzde herhangi bir sıkıntı göstermez. Hemen o altta kalacak şekilde ilmeğimiz. Burası da zaten bakın köşe olduğu için 4 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. Diğer trabzan aralarına gelerek batıyorum. İpim arkada kalsın. 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 bir zincirin olduğu yeri atlıyorum 1 2 3 Bakın şuraya batıyorum. Sadece batıp ilmeğimi geçirip uzatıyorum zincirlerden oluşan sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi beyaz ipimizde öreceğimiz dolgularımızın olduğu yere geleceğiz. Köşelerimizi yine 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak öreceğiz. Altta gördüğümüz beyazla bakınız bir zincir çektiğimiz yerlere üçer trabzanımızı örüyoruz. Araya bir zincir 3 trabzan yine köşelerimizi ördükten sonra bakınız iki tane bir zincirimizin bulunduğu nokta var. Beyazımızın olduğu noktadan girerek 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz ve köşeleri de aynı şekilde örerek ilerletiyoruz. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Beyaz ipimizi alalım. Şu şekilde giriyorum. İlmeğimi öne doğru çekiyorum. Ve başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördükten sonra bir zincirin olduğu beyazı takip etmemiz yeterlidir arkadaşlar. Beyazı takip edelim. Üstten hiç kafamız karışmasın. 3 trabzanımızı tamamladıktan sonra mutlaka bir tane zincir yeterli. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum Beyazımın olduğu noktadan giriyorum bir zincirin olduğu noktadan 1 2 3 3 trabzanı tamamlar tamamlamaz bir zincir tekrar bakıyorum bakınız bir zincirle atladım bölüm var hemen başını bir defa doluyorum geliyorum 1 2 ve 3 köşeye geliyorum 3 trabzanı tamamladıktan sonra bir zincirimi ihmal etmiyorum. Köşeden hemen ortadan giriyorum. 1 2 ve 3 Araya bir zincir tekrar 3 tane trabzan 1 bir. bir defa dolayıp iki defa da kapatıyoruz. Bir, iki bakınız. 3 trabzan ördükten sonra bir zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen bakın aşağıda bir zincirlik olan bölümümüze giriyorum 1 2 ve 3 3 trabzan tamamlandı bir zincir ilave ediyorum diğer bir zincir olduğu noktaya girerek 3 trabzanımı örüyorum ve bu şekilde Örerek modelimizi istediğimiz ölçülerde büyütebilirsiniz. Büyük bataneler olabilir. Ee, televizyon izlerken üzerimizi örteceğimiz minik bataneler şeklinde ya da bebe bataneleri şeklinde örerek büyütebiliriz. Yani tamamen bir zincirin olduğu yerlere üçer trabzanımızı örerek büyütebildiğimiz çok kolay bir model. Sadece renk vermesi ve hareket katması adına bu renkli ipimizi araya örüyoruz. O da çok bir hoşluk katmakta. Evet bu şekilde örerek biraz büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde örerek istediğimiz büyüklüğe kadar devam ettirebiliriz. Gayet güzel görünmekte. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.